Hoş geldiniz. Valilerin birinci görevi Tayyip Erdoğan için kalabalık toplamak. Mesela bugün Erzurum'daki mitinge Erdoğan için kamu kurumlarında çalışanlara ilave olarak orta öğrenimdeki çocukları bile alana taşıyacak organizasyonlar yaptılar ki bunun belgeleri kamuoyuna yansıdı. Evet, devlette maaş alanlar, öğrenciler, Kur'an kursu talebeleri, tarikat cemaat mensupları, özel sektöre ait üretim tesislerinde çalışanlar mitinge taşınıyorlar. Aynı şekilde köylere araçlar kaldırılıp insanlar yine vaatlerle alanlara götürülüyorlar. Bunlara miting ya da toplantı yapılacak ilin çevresindeki 10 civarı ilden yüzlerce araç ile binler, on binler taşınıyor. Ondan sonra da Tayyip Erdoğan çıkıyor, diyor ki polis raporu meydanda şu kadar bin kalabalık olduğunu söylüyor. Mesela hatırlayın 50 bin kişilik statta 96 bin kişinin olduğunu bile söylemişti. Bunu yapmakla gayesi yıkılmadım, ayaktayım, işte halk benimle beraber demek istemesi. Algı ve imaj ustası Erdoğan aynı şekilde seçim öncesi enflasyon sebebiyle kendine küsen seçmeni yanına çekmek için önemli adımlar atıyor. Mesela asgari ücreti 8.500 liraya çıkardıktan sonra seçimin arifesinde yeni bir artış daha yapılacağının işaretini veriyor. Mesela EYT'liler sorununu çözeceğini ve emeklilere yine büyük bir artış yapılacağının işaretlerini veriyor. Mesela baz etkisiyle TÜİK'i kullanıp enflasyonu indirmeye başladık demeyi hazırlanıyor. Mesela gıdada KDV'yi %8'den %1'e indiriyor. Mesela TOKİ ile büyük bir konut hamlesi ilan ediyor. Mesela üniversiteli öğrencilerin KYK faizlerini siliyor. Mesela orta öğretimde öğrencilere öğle yemeği verilmesinin kararını alıyor. Mesela kira artışını %25 ile sınırlandırıyor. Mesela doğal gaz zammını durdurup tam tersine Ocak sonu itibarıyla sürpriz bir indirime hazırlanıyor. Mesela TOK yani yerli araç şovuna start veriyor. Mesela savunma sanayinde devrim yaptık, yerli milli uçağı kıza koyduk, insansız silahlı hava araçlarını uçurduk diyor. Aynı şekilde sosyal yardım miktarlarını arttırıyor ki bunlar daha başlangıç, yani seçime kadar benzer çok şey yapacağı benziyor. Bütün bunlar ekonomik yıkımı örter mi bilmiyorum, ancak Tayyip Erdoğan görüldüğü gibi gitmemek adına bir kulvarda değil bütün kulvarlarda seferberlik ilan etmiş durumda. Erdoğan'ın sadece kendisi değil devlet artı dini cemaatler ve Diyanet bile alarma geçirildi. Medyada haber oldu, Samsun'da imamlar ev ev dolaşmaya başladı ve AKP broşürlerini dağıtıyorlar, sosyal yardıma muhtaç ihtiyaç sahiplerini belirliyorlar. Bunlara seçim arefesinde yapılacak askeri harekat artı muhalefete yönelik dezenformasyonlar, provokasyonlar ve operasyonları dikkate alıp bir de Yüksek Seçim Kurulu'nu ilave ederseniz Tayyip Erdoğan'ı yenmenin bazılarının zannettiği gibi her adayla mümkün olmayacağını gösteriyor. Erdoğan o kadar dikkatli ve sağlamcı ki her türlü olasılığı dikkate alarak B ve C planları yapıyor. Dahası kendi siyasal misyonunu, çizgisini ve tutarlılığını inkar edecek şekilde malum Ekrem İmamoğlu tavrını sergileyebiliyor. Evet, Tayyip Bey duruşuyla adeta an itibarıyla yasakçılığı savunuyor. Yani İmamoğlu'na yapılana yanlıştır demiyor. Dahası ona karşı açılan yeni terör soruşturmasını adeta rövanş alma misali o şekilde izliyor. Oysa Tayyip Erdoğan'a yasak koyan Ekrem İmamoğlu ya da Cumhuriyet Halk Partisi değil, Devlet Güvenlik Mahkemesi'ydi.
En önemlisi o yasağı Cumhuriyet Halk Partisi sayesinde aşıp milletvekili ve başbakan olabilmişti. 2002 seçimleri sonrası Tayyip Erdoğan'ın muhtar bile olmasını engelleyen anayasanın 76. maddesi CHP'nin desteğiyle değiştirilebilmişti. CHP ya da Deniz Baykal o desteği vermeseydi Erdoğan değil başbakan, milletvekili bile olamayacak ve AKP Abdullah Gülcülerle Tayyip Erdoğancılar diye daha o tarihte ortadan ikiye bölünecekti. Hal buyken Tayyip Erdoğan'ın kendine yapılan bu iyiliğe karşılığı ya da teşekkürü sadece bir ahmak sözü ile CHP'li Ekrem İmamoğlu ve ona oy verenlerin haksız yere mahkum edilmesine suskun kalması şeklinde oluyor. Keza aynı Erdoğan siyasi hesapları adına Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'nun PKK ile özdeşleştirilip terör ile irtibatlandırılmasına kayıtsızdır. Evet, belediye çalışanı içinde suçlu var denilip İmamoğlu sorumlu tutulmaya çalışıyor ki yapılan kuzuyu yemeği kafasına koyan kurdun suyumu bulandırdın demesi gibidir. Allah aşkına madem böyle bir sorumluluk var, FETÖ'ye devleti teslim edenler niçin hesap vermedi? Yüzlerce darbeciyi general yapan o imzayı atanlar neden hesaba çekilmedi? Türk yargısını kendi ifadeleriyle bir casus şebekesine peşkeş çekenler niye bedel ödemedi? Söyleyin bunlar ve benzeri şeyleri yapanlar için değil bir kişinin bedel ödemesi, tek bir dava bile açıldı mı? Hal buyken Trabzonlu Ekrem İmamoğlu'na PKK'lı diyeceksin. Milyon kere pes. Bakın değil başkaları, AKP Genel Başkan Vekili olan Numan Kurtulmuş bile bu konuda kısa süre önce böyle bir şeye savrulursak kendimizi, misyonumuzu inkar ederiz açıklamasını yaptı ki isteyen bunu arşivden, Google'dan bulabilir. Kuşkusuz Tayyip Erdoğan demek aslında çelişkiler demek ve iktidarını koruma söz konusu olduğunda güya çok hassas olduğu milli irade kavramı dahil pek çok şeyi göz ardı edebiliyor. Çelişki ve Erdoğan demişken mesela dün İsveç'i Fethullahçı Bülent Keneş'i iade etmediği için topa tuttu. Yaptığı doğru, ancak bir başka doğru da Bülent Keneş gibiler hala bizzat AKP içinde. Öyle olmasa yıllar geçti, FETÖ'nün siyasi ayağının üstüne gidilmez miydi? Ne yani, FETÖ'nün davulcusu, zurnacısı bile varken siyasi ayağı yok mu, olacak şey mi bu? Bakın Cübbeli Ahmet dün Tayyip Erdoğan'ın ödül verip büyük İslam alimi olarak kutsayıp selamladığı Profesör Hayrettin Karaman'ın FETÖ'nün bütün ABAND toplantılarının en önemli müdavimi olduğunu ve Fethullah ile İbrahim'i dinler başlığında, yani Yahudilerle Hristiyanların cennete gidecekleri konusunda hemfikir olduğunu söyledi. Sadece Hayrettin Karaman değil, işte Süleyman Soylu'nun sağ kolu olan İsmail Çatakçı'nın kardeşi de FETÖ'den kaçak. İşte müebbet alan General Mehmet Dişli'nin ağabeyi Şaban Dişli, Lahey'de büyükelçi. Onları geçelim. Pensilvanya'yı adeta Kabe'ye çeviren onlarca AKP'li hala milletvekili. En önemlisi iktidar FETÖ ile an itibarıyla bile teolojik mücadele yapmıyor. Diyanet Başkanı FETÖ ile uğraşacağına yılbaşı yemeğiyle uğraşıyor, ona haram demekle meşgul. Değerli izleyenlerim, gelelim muhalefetin son seyrine. Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti arasında abartmıyorum adeta kan davası uçverdi ve Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener bunu sonlandırmak için bir araya maalesef gelmiyorlar. Meral Akşener dün Fox TV'de bu şarkı biter, saygısız, siyasi terbiyesizlik, çarparım gibi sert ifadeler kullandı ki muhatap iktidar değil Cumhuriyet Halk Partisi. Evet, muhalefette kaos ötesi adeta düşmanlık hali var. Muhalefete
aslında CHP ve İyi Parti olarak bakmak gerekiyor. Peki Meral Akşener'in derdi ve isyanı neden derseniz çok açık. Kemal Kılıçdaroğlu aday olsun istemiyor ve bunu Ekrem İmamoğlu üzerinden kamuoyuna yansıtıyor. Kılıçdaroğlu'nun zorla, baskıyla, dayatmayla aday olmak istediğini ve buna boyun eğmeyeceklerini söylüyor. Allah aşkına bir Tayyip Erdoğan'ın aktardığım seçim hazırlıklarına bakın, bir de muhalefetteki bu tabloya. Maalesef CHP liderinin aylardır tek gündemi aday olmaya çalışmak ki son 3 videomda bunun sakıncalarını ayrıntılı olarak ortaya koymaya çalıştım. Bırakın bizleri, muhalif masanın olmazsa olmazı olan bir partisi lideri ve de Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun önemli isimlerini bile ikna edemeyen birinin adaylığı söyleyin kumarın bile ötesinde değil mi? Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin beslemesi olan medyanın bu görüşte olanlara Beşli Çete'nin adamı denmesi ayıp değil mi? Yılmaz Özdiller, Uğur Dündarlar ve Soner Yalçınlar gibi biz de kişisel özelliklerini takdir ettiğimiz Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin siyasal, sosyal olgularından hareketle seçilemeyeceğini söylerken ne yani Beşli Çete'nin adamı mı olduk? Bunu söyleyenlere cevabımız şu, şahsen ben Beşli Çete diye anılan o gruptan Mehmet Nazif Günal ile mahkemelik ve FETÖ'cü hakim Zeynep Şahin sayesinde mahkum oldum. Dava konumuzsa Mehmet Nazif Günal'ın Arhavi ilçesi girişinde yamaçta yani şehir dışında bulunan malikanesinin bahçesinde mini bir cami yaptırması noktasında yazdığım yazıda Mehmet Nazif sen Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde öğrenciyken Marksist idin, namaz kılmazsın, öyleyken köşkünün bahçesinde cami inşa etmen AKP'lilere, iktidara selam çakmak için mi sorusunu sorduğumdan. Sadece bu dava değil, Beşli Çete denilen o yapı beni yine İstanbul Havalimanı'nı eleştirdim diye de mahkemeye verdi. Yaşananlar bu iken birkaç soytarı çıkıyor, Kemal Kılıçdaroğlu seçilemez diyenlere Beşli Çete'nin adamı diyor. Oysa tam tersine onu söyleyenler aslında sarayın dolaylı işbirlikçileridir. Çünkü Tayyip Erdoğan onlar sayesinde hep şampiyon, hep seçimleri kazanıyor. Yine bu Jacoben dayatmalardan ötürü CHP 1950'den beri sürekli kaybediyor. İlk defa geçen mahalli seçimlerinde İstanbul ile Ankara kazanıldı ki bunun iksiri ortada. Öyleyken kanıtlanandan vazgeçip eskiye dönmek niçin? Son yaşananlar sonrası benim gibiler bile artık Mansur Yavaş'a yani CHP'ye oy verirken Canan Kaftancıoğlu ve Sezgin Tanrıkulu çizgisini dayatmak neden? Bakın bu iki isim dün Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya kimyasal silah kullandı, yalanını söyleyen utanmaz Şebnem Korur Fincancı'ya destek için sokaktaydılar. Değil sağ seçmen, ılımlılar bile Canan Sezgin çizgisine oy vermez ki bütün ülke biliyor bu iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'nun adeta sevgilisi. Noktalarken videolarımı çevrenizde paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.